Hayat Batuhan'a Güzel'in bu bölümünde sizi Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentine getirdim. Şu anda Abu Dhabi'deyiz. Hatta doğrusunu söylemek gerekirse Yas Island'dayız. Hayat Batuhan'a Güzel muhteşem bir bölümü başlıyor. Sakın kaçırmayın. Şimdi arkanıza yaslanın, birlikte çok güzel bir gün geçireceğiz. Yas Island'ın kalbinde muhteşem bir oteldeyiz. Bugün Abu Dhabi'deki rehberimiz benim eski arkadaşım olan Craig. Hem de torpilliyiz. Craig bulunduğumuz otelin de genel müdürü. Eğlence denince akla Dubai gelse de Craig eminim bize şahane bir rota hazırlamıştır. Çünkü Abu Dhabi'de Dubai gibi sürprizlerle dolu. I mean, a lot of people have that misconception about Abu Dhabi being the little brother of Dubai. I'm happy that you're here, that I can at least show you now a lot of the facilities that we have and a lot of the activities. And believe me, you're in for some big surprises. Really? Yep, yep. We are talking about the hotel, inside the hotel? Well, we're talking a little bit about hotel, but there's something else up the sleeve. You know, it's not about what you know, it's about who you know. So, Absolutely. This is very important. But I trust you. But before to enter in this kind of... You're looking worried already. Yeah, I don't know. I'm surprised. I didn't expect something like that. Great. So let's start the party. I look forward to it. Got some good surprises in there for you, so I'm sure you're going to enjoy it. Programa arkanızı yaslanın diye başlamıştım. Şimdi düzeltiyorum. Koltuktan doğrulun. Çünkü dünyanın en iyi Formula 1 pistindeyiz. Burası son teknolojiyle donatılmış ve parkuru en iyi tasarlanmış Formula 1 pisti. Geçtiğimiz senelerde burada yapılan yarışları eminim hatırlıyorsunuzdur. Dünyanın en iyi Formula 1 pisti sizin için ekranlarda. Hayat Batuhan'a Güzel izleyicileri CNN Türk ekranlarında bu şimdi geçecek canavarı görün diye anonsu buradan almak istedim. Bakar mısınız? Burada sadece Formula 1 yarışları değil, dünyanın en önemli arabaları, özellikle prototipler gelip burada performans gösteriyorlar. Biraz gürültülü bir mekan. Çünkü araçlar gerçekten çok ciddi anlamda güçlüler, ciddi beygirler taşıyorlar üzerlerinde. Bütün prototipler, bütün en önemli dünyanın en hızlı arabaları performanslarını bu pistlerde alıyorlar. Ve biz de Hayat Batuhan'a Güzel olarak burada olduğumuz için tüm ekibimizde inanılmaz heyecanlıyız. Bu harika tecrübeyi sizle paylaşmak istiyoruz. Bugüne kadar Türk televizyonlarında gösterilmemiş şeyleri göstermiş olmanın böyle bir heyecanını, kıvancını ve birazcık da adrenalinini yaşıyoruz. Hayat Batuhan'a Güzel tüm hızıyla Yas Island'dan devam ediyor. Burada adrenalin hiç düşmüyor. Abu Dhabi Formula 1 pistinde sürüş yeteneklerinizi gösterebileceğiniz bir drift alanı var. Gençliğimizde arabalarla fazla haşır neşir olduğumuz için bu parkurda kendime güveniyorum ama eğitim şart. Arkadaşlar, Hayat Batuhan'a Güzel'in bu bölümünde Yas Island'dayız. Yas Island'da Formula 1 pistindeyiz. Size burayı göstermeden gitmek istemedim. My teacher, benim sevgili hocam Phil ile beraberiz. Kendisi İngiltere'den, UK'den geliyor. Muhteşem bir hoca. Ve bana birazcık drift etmeyi öğretecek. Bakalım yapabilecek miyim? Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü Hayat Batuhan'a Güzel CNN Türk ekranları için Yas Island'da drift'e giriyor. Kaç
Tam hiçbir şekilde modifiye edilmemiş bir arabanın içerisindeyiz. Standart bir arabanın içerisindeyiz. Sadece düğmeye basıyoruz ve burada rahat drift yapabilmemiz için bir düğme var. Ona basıyoruz ve ondan sonra da parti başlıyor. Hocam bana her şeyi öğretti. Bakalım adam gibi drift yapabilecek miyiz? So Phil, tell me the truth. I was so horrible. Okay, if it was a meal, I wouldn't eat it. I'd throw it straight in the toilet. I think you have a lot to learn, and yeah. You're a fantastic chef. I think you're best sticking to that. Okay. Thank you very much. Well done. Maalesef yemek yapmak kadar kolay değil bu işler. Her şeyin profesyoneli var. Phil bu işin gerçekten profesörü ve profesyoneli. It was fantastic to be with you. Thank you for this amazing experience. Did you have fun? You can look at my face. I'm like a poker. Şimdi sıra Craig'de. O da hocamız Phil nezaretinde drift yeteneklerini sergiliyor. Arkadaşlar söyleyeyim. Dışarıdan gözüktüğü kadar kolay bir iş değil. Yine de böyle bir canavarla piste çıkacaksanız Abu Dhabi Formula 1 pisti doğru adres. Şimdi hocamla beraberim, Phil'le beraber. Bakalım Craig mi yoksa ben mi daha iyi yapmışız ve bizi bir kritik etsin bakalım ne yapmışız. Please. Okay, well my friend, definitely stick to the kitchen, okay? Craig, same for you in the hotel. Okay, leave this stuff to us. But you're welcome anytime, both of you, okay? Thank you, Phil. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Drift'ten sonra şansımızı go-kart pistinde deneyeceğiz. Bugün ekiple birlikte yarışıyoruz ama benim şu andaki rakibim Craig. İkimiz de drift'te çuvalladık ama burada iddialıyız. Bu bölümde sevgili Craig'le yarışacağız. Harika bir tecrübe olacak. Kemerlerinizi söylüyorum her seferinde, her programda ama muhakkak bağlayın. Yas Island'dayız. Türkiye televizyon tarihinde ilk defa böyle bir olay yaşanıyor. Bu arada go-kart deyip hafife almayın. Bu go-kartın hızı standartların çok üzerinde. Yani içinde bulunduğumuz Formula 1'in adına yakışır kalitede. Abu Dhabi Yas Island'da hız sevenler için bir Luna Park var. Aklınızda olsun. Bitti. Artık karne zamanı. Karne zamanında da görmüş olduğunuz gibi yapmış olduğunuz tüm skorları görüyorsunuz. Sevgili Craig şampiyon oldu. Ben mutfakların şampiyonuyum ama bizi dağıttı. Ben 5. sırada 1.05'te giderken
Abim 58 saniyede parkuru bitirdi. Hayat Batuhan'a güzel tüm hızıyla devam ediyor. Eğlenmek insanı acıktırıyor. Bu yüzden sıradaki durağımız Abu Dhabi'nin en iyi İtalyan restoranlarından Fillini. Dünyanın neresine giderseniz gidin, karşınıza mutlaka bir İtalyan restoranı çıkar. Bunun sebebi İtalyan mutfağının sade ve lezzetli olması. Bu yüzden her damağa hitap edebilmesidir. Bu restoranın mutfağında da tabii ki bir İtalyan var. Sardunyalı şef burada İtalyan klasiklerine sadık kalarak çok iyi bir menü hazırlamış. Maceramız Yas Island'da, Fillini Restaurant'ta devam ediyor. Menüye şöyle bir göz attım. Şimdi beraber tekrar üzerinden geçeceğiz ama birbirinden güzel lezzetler, tamamen doğal ve orijinal reçeteleri, orijinal tarifleriyle bir menü hazırlanmış. Bunu benim gibi bu işi bilenler böyle biraz baktıkları zaman anlayabiliyorlar. Yazılımından, menünün efendime söyleyeyim dizilişinden ve et, balık, vejeteryan karışımının böyle harmanlanışından menünün ne kadar düzgün olduğunu ve muhakkak bu menünün başarısında da bir İtalyanın olduğunu görebiliyorum. İsterseniz beraber şöyle bir üzerinden geçelim. Fillini'nin menüsü tam bir İtalyan klasiği. Antipasti bölümünde İtalya'nın dünyaca ünlü tabaklarını bulabiliyorsunuz. Tabii türlü türlü ravioli ve tortellini'ler de menünün başrol oyuncuları. Ana yemek bölümünde ise İtalyan usulü etler adıyla bile iştah açıyor. İlk tabağım şefin kendi reçetesiyle hazırladığı domatesli ve fesleğenli tortellini. Bu muhteşem tortellini aslında İtalya'nın Reggio Emilia, Emilia Romagna taraflarında çok yapılan, birazcık da böyle bizim anneannelerin, babaannelerin yaptığı bir İtalyan mantısı diyebiliriz. Bunların küçüklerine tortellini, büyük olanların içerisine de ravioli deniyor. Çok basit ve lezzetli bir domates sosu ile yapılmış. Üzerine de böyle hafif ince kıyılmış birazcık fesleğen ve birazcık da halis muhlis zeytinyağıyla gezdirilerek böyle müthiş bir renk cümbüşü haline gelmiş. Müsaade ederseniz tadına bakacağım. Şef mutfakta ana yemeğe hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi bu güzel etin ateşle mühürlenmesi pişmesine yetiyor. Çünkü etin dışı çıtır, içi ise sulu olmalıdır. Aynen şefimin yaptığı. Vay, thank you very much. Güzel bir tortellini'den sonra hafif, midenizi rahatsız etmeyen basit bir domates soslu bir tortellini'den sonra da orta az pişmiş, tagliata di manzo dediğimiz bizim bir dana bifteğini ince böyle dilimleyip üzerine birazcık karamelize domates, parmesan dilimleri ve altına da roka ile beraber servis ediyorlar. Özellikle bu rib eye dediğimiz bizim bu antrikotlarda çok fazla eti pişirttirmeyin. Eğer çok pişmiş et seviyorsanız birkaç kere en azından birer çatal böyle az orta pişmiş etleri de yemeyi deneyin.
ve bambaşka bir tat alacaksınız. Ön yargılarınızı lütfen geride bırakın. Ve işte gerçek bir İtalyan daha. Bu lezzetli öğünü tiramisu'yla kapatıyoruz. Hem de gerçek İtalyan usulü hazırlanmış, geleneksel lezzetini koruyan dev bir dilimle. Tabii bu muhteşem tortellini'yi, olağanüstü tagliata di manzo yedikten sonra artık birazcık da insanın canı tatlı istiyor ve İtalya'nın olmazsa olmaz klasiklerinden bir tanesi olan muhteşem bir parça tiramisu'dan bahsediyoruz. Tiramisu İtalyanca kelime karşılığı beni ayağa kaldır demek. Tiramisu, yani bunu yedikten sonra artık yürüyebilirsin, her yere gidersin, yani öyle bir olay. Ve normalde bunlar işte ne bileyim martini bardaklarında servis ediliyor, değişik yerlerde servis ediliyor ama bu klasik, güzel, böyle baba bir parça tiramisu. Gerçekten bunu yedikten sonra artık kalkıp dağlara doğru yürüyebilirsiniz. Çünkü bunun içerisinde ciddi sağlam kaloriler var ama maalesef bu bizim işimiz. İşimiz olduğu için bu fedakarlığı siz için yapmak zorundayım. Size bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu çok içten bir şey. Eğer ki herhangi bir restorana gittiğiniz zaman yemiş olduğunuz yemeği gerçekten beğendiyseniz muhakkak oranın şefine gidin. Şefler çünkü bu işlerin birazcık gizli kahramanlarıdır. Hep önde siz garsonları görürsünüz. Muhakkak onların yanına gidin ve ne kadar çok beğendiğinizi, niye beğendiğinizi söyleyin. Bu onların inanılmaz derecede onore edecektir. Ve hiçbir maaşa bedel değildir. Bunun para karşılığı yok. Çünkü ellerinden çıkan o güzel lezzetleri, özellikle bizim ülkemizde eline sağlık diye bir tabir var biliyorsunuz. Bu dünyanın hiçbir yerinde ben rastlamadım buna. Çok güzel bir laftır. Muhakkak kalkın, bizim memlekette olsun, başka yerlerde olsun, gidin oradaki ustaya beğendiğiniz yemeğinin ne kadar güzel olduğunu muhakkak söyleyin. Ona güzelce her dilde söylemeye çalışın. Elinize sağlık deyin. Çünkü onlara yapabileceğiniz en güzel iltifat budur. Şefe şahsen teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca şeften sizin için bir ricam olacak. Sardunya usulü ravioli tarifi almak için dersi bahçede yapmak istiyorum. Acıktıysanız başlıyoruz. Bugün yapacağımız yemekte böyle birazcık şımarıklık yapma şansına sahip olduğum için şefe dedim ki dışarıda yemek yapalım ve muhteşem bir mascarpone peyniri harçlı, porcini mantarlı güzel bir harç var. Ceviz olacak sosumuzda, gorgonzola dolce diye tatlı bir gorgonzola peyniri var ve bu muhteşem siyah Norcia trüf mantarı var. Bunları hatırlarsanız İtalya maceralarımızda da harika bir şekilde toplamıştık. Güzel bir köpek Diana hatta bize eşlik etmişti. Burada o ürünleri tekrardan görebiliyorsunuz. Çünkü Abu Dhabi'de, Yas Island'da birinci sınıf ürünleri İtalya'dan özel olarak getiriyorlar ve muhteşem yemekler yapıyorlar. Bugün hepsini beraber yapacağız. Allora possiamo incominciare. Burada tabii ki önemli olan her zaman olduğu gibi basit ve doğal ürünler. Bunu her zaman söylüyoruz. 2 tane yumurta, aşağı yukarı 200 gramlık bir unla beraber güzelce yoğrulduktan sonra bu güzel hamuru bir 20 dakika, 25 dakika serin bir buzdolabında üstü örtülü bir şekilde bekletiyoruz. Ondan sonra da hamuru yoğurduktan sonra bu hale getiriyoruz. Bye.
Özellikle bu şekilde yaptığınız zaman makarnaya yapacağınız ravioliye elastikiyet kazandırıyorsunuz. Yani aslında formülü çok çok basit, incecik. Bu görmüş olduğunuz, hatta bir taraftan baktığınız zaman öbür tarafı da gözüküyor. O kadar ince bir hamur olması çok çok önemli. Çünkü ağızda adeta bir bulut gibi böyle patlaması gerekiyor. Çok kalın kalın olmaması gerekiyor hamurun. Bebeğine incominciamo a fare vedere. Yani burada birazcık yumurta sarısı sürüyor. Bizdeki mantık yani birazcık hamurun yapışması için çok önemli. Bunun içerisinde mascarpone peyniri var, birazcık arpacık soğanı var, birazcık porcini mantarı var. Bunları böyle yan yana diziyoruz ama aralarında birazcık iki parmak kadar bir mesafe koyuyoruz. Ufak tefek tabii bu güzel kokuları alan ufak sinekler de etrafımızda dönmeye başladı. Tabii açık alanda yemek yapmanın böyle ufak tefek problemleri de oluyor ama normal şeyler yani. Buradaki en önemli olay bu etrafındaki içinde hava olmaması. Bu havaları da komple çıkartmamız gerekiyor. Çok basit ve sade bir makarna olacak. Krema, gorgonzola. Bu basit sosları yaparken tabii önce gorgonzola'nın böyle güzelce erimesi gerekiyor. Şöyle de ezebilirsiniz ve homojen bir hale gelmesi gerekiyor. Bu sosu her türlü aslında yani sadece taze makarnalarda değil, başka makarnalarda da yapabilirsiniz. Bu İngiliz maydanozu denilen ve buralarda çok fazla bulduğumuz. Bunu da en sonu şeyin üzerine, makarnanın üzerine atacağız biz. Şimdi sosun üzerine birazcık ceviz atıyoruz. Açık alanda olduğumuz için bu problemle genelde karşılaşıyorsunuz. Çok fazla rüzgar var. Rüzgar olduğu için de özellikle kaynaması gereken ürünler, böyle su gibi ürünler birazcık geç kaynıyor. O yüzden şimdi birazcık bekliyoruz. Suyumuz kaynadıktan sonra ravioliyi atacağız. Ve bu muhteşem sosla beraber birleştirip üzerine maydanoz dilimleri ve porcini ve trüf dilimleriyle beraber serdireceğiz. Yani bu özellikle taze makarna yaptığınız zaman, ravioli yaptığınız zaman 2-3 dakikadan fazla pişirmemeniz gerekiyor. Çünkü taze olduğu için çok çabuk pişiyor. Hatta suyun kaynamasına bile gerek kalmıyor aslında. Sıcak bir suyun içerisinde dinlendire dinlendire de pişirebilirsiniz raviolinizi. Oh, guarda che bello. Bunları artık tencerenin içerisinde 1 dakika daha pişireceğiz. Ci mettiamo anche un pochettino di acqua di cottura dentro. Özellikle birazcık daha bu raviolileri koyarken bunun suyundan da koyuyorum ki birazcık daha pişmeye devam etsin sosun içerisinde. Çünkü taze hamur olduğu için içerisine sosun penetrasyonu daha kolay oluyor. Şimdi onu güzelce soteleyecek. Kış trüfü bu arada bu. Biliyorsunuz bir tartufo d'alba var, siyah var, beyaz var. Bu kış trüfü.
böyle güzelce tavada güzelce soteledikten sonra artık servise hazır. Ravioli'nin büyüklüğüne göre biz bunu 3 tane, 4 tane, 5 tane yapabiliriz ama yemekte özellikle her zaman biz söylemiştik 4 tane değil, yani çift değil, her zaman tek rakamlı koymak gerekiyor. Çok sevgili şefim Bassu'nun yapmış olduğu bu eşsiz ravioli'den sonra artık benim de biraz çalışmam lazım. Sevgili otelin müdürü, bize bütün buranın organizasyonu sağlayan sevgili arkadaşım Greg'le şimdi muhteşem bir yemek daha yapacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Şefle, daha doğrusu Craig benim zaten size daha önceden de bahsettiğim gibi çok yakın bir arkadaşım. Sağ olsun. Burada hakikaten Yas Island'da bu muhteşem bir ağırlama örneğinin böyle tüm karelerini hep beraber gördük. Muhteşem bir yemek yedik. Artık harika bir yemek yapacağız ama genelde yemekleri ben yapıyorum. Bu sefer Craig'le beraber bir yemek yapacağız. Cotoletta alla milanese gibi bir şey, yani cotoletta yapacağız. Aslında buna fil kulağı da deniyor. Çünkü bu görmüş olduğunuz orecchia d'elefante diyoruz biz buna. Böyle bir parça kemik var ve üzerinde de böyle güzel bir parça sinirsiz harika bir et oluyor. Bu çok basit bir tarif. Bunu yapmak için önce çok kızgın bir tavaya ihtiyacınız var. Özellikle dana etiyle yapılıyor. İşte içerisine bir takım taze baharatlar koyuyoruz. İşte adaçayı, roka, çeri domates, limon, tereyağı ve unlu harika bir reçete olacak. Craig, you are coming from, your background is food and beverage. That's correct, yes. I did a short stint as a chef, but that was a long, long time ago in the UK. Very, very short. Since how many years you are in this? I started back in, I think my first job was back in the UK in 96. So I was studying from 90, yeah? So it's been a long journey. Yeah. If I could have it all over again, I would have kept the whites on. You know, in those days, we didn't have celebrity chefs like yourself. It was a German throwing pots and pans at me. Yes. You know, so, well, sometimes I throw also. namımız buralara kadar gelmiş. Bizim zamanımızda senin gibileri zaten yok diyor da. And then you start as an F&B. Yeah, I thought it was better to put a suit and a tie on and get out into the front. But I've always had a passion. I stayed in F&B, so this has always been the love and the passion. And I always say, you know, rooms is where we make the money, but food is what brings the people back. Absolutely. Food and people. So if it's, we can say it. First, yeah. It's my program. Second, we are coming together from the same segment of hospitality. Yeah. So let's say that. The most successful managers are always coming from F&B. We can say that. I can say that. Öncelikle birazcık bu güzel kotolettayı böyle paneliyoruz. Şöyle, bu şekilde. Ondan sonra we need to be sure that the pan is very hot. Şimdi zeytinyağını koyuyoruz. Özellikle sarımsağı içerisinde böyle bırakıyorum. Kabuğuyla beraber zeytinyağını sarımsaklı böyle bir aroma yapmak için. Eti kızartmaya başlayabiliriz. Evet, özellikle eti attıktan sonra bu güzel baharatı, yani özellikle rozmari de olur ama bu sage, bizim adaçayı dediğimiz taze adaçayı. Ve bu koymuş olduğumuz un böyle güzel bir köpük yapıyor, lezzetli bir köpük yapıyor. Bu çok çok önemli. Baharatları özellikle böyle saplarıyla koyuyoruz. Hem aroması geçsin diye ama aynı zamanda alırken kolayca alalım diye. Et o kadar güzel ki eti çok fazla da pişirmek istemiyoruz tabii ki.
burada çok önemli bir geçiş var. Tereyağı da koymamız lazım. Tereyağı ile zeytinyağının birleştiği bir noktadayız. İkisinin de balansının çok uygun ve doğru olması gerekiyor. Ne çok fazla tereyağı ne çok fazla zeytinyağı olması gerekiyor. Ama bu müthiş bir bütünlük sağlayacaktır ve bir sos elde etmemize yarayacaktır. Gördüğünüz gibi böyle özellikle kenarına koyduk tereyağı güzelce erisin diye. Ve artık etimiz neredeyse hazır. Özellikle rokayı da koyuyorum. Normalde rokanın piştiğini falan Türkiye'de çok fazla bilmezler. Rokayı biz pişiriyoruz. Özellikle böyle küçükse, küçük yapraklı rokalardan varsa harika bir lezzet oluyor. Çok az limon. Bunu yapmamızın en önemli nedeni şu. Bildiğiniz gibi limonun asiditesi tereyağın ağırlığını kaldırır, uçurur ve ağızda çok yumuşak, çok lezzetli bir tat bırakır. O yüzden böyle muhteşem rokalı, karabiberli, tereyağlı, zeytinyağlı ve sarımsak aromalı bu muhteşem yemeği çok rahat bir şekilde yiyebilirsiniz. Yemeğin ne kadar basit olduğunu gördünüz. Muhteşem bir renk uyumu. Hem yeşil hem muhteşem bir şekilde kızarmış bir fil kulağıyla beraber artık servise yapabiliriz. Bunu evinizde yapabilirsiniz. Küçük bonfile dilimleriyle bizim ülkemizde lokum diye adlandırılan etlerle de yapabilirsiniz. Artık bir de tadına baktıralım. O kadar güzel bir sos ki bunu tabii tavada bırakmak çok fazla doğru olmaz. Muhakkak güzelce tüm misafirlerinize servis de edebilirsiniz. Feel the acidity of the lemon, clean your mouth and perfect. You are a good cook. Thank you. Always a pleasure. Hayat Batuhan'a güzelim bir programın daha sonuna geldik. Sevgili Craig bize muhteşem bir tatil yaşattı. Umarım beğenmişsinizdir. Hayat Batuhan'a güzelim başka bir bölümünde tekrar görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Ciao. Ve işte çok zor bir günü geride bıraktık. Bakın programı çekerken neler oldu neler. İkinizle oynayacağım arkadaşlar, dikkat edin. 3, 2, 1. Su kaynamıyor. 3, 2, 1. Bu güzel karakteri de tanışmak istiyorum. Verelim. 3, 2, 1. What's up man? What's this? Yalla. 3, 2, 1. Eni, Eci, Eta. Çak. Lay 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 lay. Doğal dedin ya. Burada ne alakası var ya? Irk mırk falan direkt şeye, faşoya bağladık. Tıraş burada berber var mı acaba? Alışmadıysanız da, çok pişmeye alıştıysanız da, yemeğe alıştıysanız da. Haftaya sakın programı kaçırmayın. Çünkü size Dubai'deki taze meyve sebzenin ve balıkların kaynağını göstereceğim. Ayrıca madem Dubai'deyiz, sizi yemek yapmaya çöle götürüyorum. Kudretimizle çöle yağmur yağdıracağımız, çölde fırtınaya kapıldığımız muhteşem günü ve harika makarna tarifini sakın ama sakın kaçırmayın. Masalama.